Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında muhteşem bir fındık lahmacun yapacağız. Fındık lahmacunumuz için şöyle 3 su bardağı un kullanacağız. Yarım su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su. Ilık suyumuzun tamamını kullanmıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurup kıvamına bakacağız. Ona göre su miktarını ayarlayacağız. Hamurumuzu yoğurduktan sonra ne kadar su kullandığımı söyleyeceğim. Yarım tatlı kaşığından biraz fazla toz şeker kullanacağız. Yarım tatlı kaşığı tuz, şöyle küçük bir paket yaş mayanın 1/4'ünü kullanacağız. Evet, unumuzu yoğurma kabımızın içerisine aldık. Öncelikle toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ardından tuzumuzu ve yaş mayamızı. Yaş mayamızı elimizde şöyle bir ufalayalım. Daha sonra ılık sütümüzü üzerine döküyoruz ve elimizle ezerek yaş mayamızın elimizde erimesini sağlıyoruz. Evet, yaş mayamız eridi. Kalan sütümü de ilave ediyorum. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım artık. Suyumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Hamurumuzun kıvamına bakacağız arkadaşlar. Ona göre su miktarımızı ayarlayacağız. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında olacak. Evet, lahmacun hamurumuzu yoğurduk. Şöyle kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur elde ettik. Şöyle suyumu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu kadar bir suyumuz kaldı. Yani 1 su bardağı suyun 1/4'ünü kullandık. 1/4 kaldı diyebiliriz. Şimdi hamurumuzun üzerine örtelim. Ve oda sıcaklığında bir yarım saat 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Evet, şimdi de fındık lahmacunumuzun iç harcını hazırlayacağız. İç harcımız için şöyle 300 gram kadar orta yağlı dana kıyma kullanacağız. Yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ, yarım tatlı kaşığından biraz daha fazla tuz, 1 yemek kaşığı biber salçası, baharat olarak 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı isot kullanacağız. 1 tutam maydanoz, 1 adet kapya biber, 1 adet charleston biber, 1 tane soğan, 1 tane domates, 3 diş de sarımsak kullanacağız. Evet, şimdi de sebzelerimizi robotumuzdan geçirelim. Evet, sebzelerimizi rondodan geçirdik. Şimdi şöyle yoğurma kabımızın içerisine alalım. Evet, yoğurma kabımızın içerisine aldık. Şimdi de rondodan geçirdiğimiz sebzelerimizin üzerine kıymamızı ilave ediyoruz. Ardından sıvı yağımızı, tuzumuzu, baharatlarımızı ve pul biberimizi de, pardon, biber salçamızı da ilave ediyoruz. Ardından elimizle lahmacun harcımızı şöyle bir harmanlıyoruz. Tüm malzemelerimizin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Arkadaşlar, lahmacun içimiz muhteşem kokuyor. Evet, lahmacun içimiz hazır. Evet, şimdi lahmacun içimizi kenara kaldıralım. Evet, hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumuzu eşit bezelere bölelim.
Evet arkadaşlar, hamurumuzu minik minik ceviz büyüklüğünde eşit bezelere böldük. Toplamda 27 adet bezemiz çıktı. Yani 27 adet fındık lahmacun yapacağız. Şimdi evet arkadaşlar, bezelerimi kenara kaldırdım ve üzerini bir bezle örttüm ki üzerleri kurumasın diye. Şimdi bir tane bezemizi aldık. Unladık bezemizi öncelikle. Minik fındık lahmacunlar yapacağız. Büyüklük olarak bu kadar yeterli. Tamamen yuvarlak olması gerekiyor. Şimdi açtığım bezelerimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Ve bu şekilde bezelerimizin tamamını açmaya devam ediyoruz. Evet, açtığımız bezelerimizi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirdik. Şimdi şöyle üzerlerine biraz biraz lahmacun içimizden ilave ediyoruz. Evet, ardından şöyle elimizle her yerine yayıyoruz malzememizi. Hiç açık yer kalmayacak şekilde. Evet arkadaşlar, lahmacunlarımız fırına girmeye hazır. Şimdi lahmacunlarımızı önceden ısıtılmış 250 derecelik, hatta fırınınızı maksimum dereceye ayarlayın. Ben fırınımı maksimum dereceye aldım. 250'nin biraz daha üzerinde şu anda. Alt üst ayarda fansız pişiriyoruz arkadaşlar. Hatta lahmacunlarımızı pişirmeden önce bir 15 dakika önce fırınımızı güzelce kızdıralım. Ne kadar sıcak olursa fırınımız, lahmacunlarımız o kadar çabuk pişecektir ve asla kurumayacaktır. Arkadaşlar, ben lahmacun tarifimde de belirtmiştim. Lahmacunlarımızı fırınımızın alt tabanına yerleştiriyoruz. Yani en alt rafına değil, tabanına. Yani bu biraz yanlış anlaşıldı. Alt rafta pişirenler var ve altı çiğ oluyor diyorlar. O yüzden ben size bu fındık lahmacun tarifimde özellikle nasıl pişireceğinizi göstereceğim. Fırınıma şimdi birlikte yerleştirelim fırınımıza. Evet arkadaşlar, şöyle öncelikle fırınımın ayarını göstermek istiyorum. Şöyle maksimumda görüyorsunuz, daha fazla ilerlemiyor. Alt üst derecede fansız bir şekilde. Şimdi şöyle fırınımın kapağını açtım. Görüyorsunuz 3 tane raf var. Pardon, 4 tane raf var. Bu 4 rafına yerleştirmiyoruz arkadaşlar. Şöyle alt tabanına, gördüğünüz gibi şuraya. Bu şekilde tepsimizi itiyoruz. Raflar boş. Direkt alt tabanına yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, bu şekilde şimdi fırınımın kapağını kapatacağım. Fırınımın alt tabanında lahmacunlarım yaklaşık 7-8 dakikada pişecekler. Ama başından ayrılmayın. Daha çabuk da pişebilir. Hatta ben biraz çıtır istiyorum diye 7-8 dakika pişiriyorum. Az pişmiş istiyorsanız bir 5-6 dakikada da pişebilir.
Hemen kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar, fındık lahmacunlarımız fırından çıktı. Muhteşem oldular. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Altları da çok güzel bir şekilde kızardı. Fırınımızın alt tabanında pişirdiğimiz için çok güzel oldular. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.